Bu videoda azot atomunun formal yükünü belirleyeceğiz. Formal yükü hemen hatırlayalım. Serbest atomun değerlik elektron sayısından bağ yapmış atomun değerlik elektron sayısı çıkartılarak formal yükü hesaplayabiliyoruz. Başka bir deyişle atomun sahip olması gereken değerlik elektron sayısından atomun çizimindeki değerlik elektron sayısını çıkarıyoruz. Şimdi bu moleküldeki azot atomunun formal yükünü belirleyelim her bağın iki elektrondan oluştuğunu hatırlayalım. Ve şimdi bu bağdaki elektronları çizelim. Böylece azotun formal yükünü belirlememiz daha kolay olacaktır. Formal yükü bulmak için önce azotun sahip olması gereken değerlik elektron sayısına bakalım. Periyodik tablodaki yeri nedeniyle 5 değerlik elektronu olması lazım. O zaman burası 5. Sonra bu sayıdan azot çizimimizdeki değerlik elektron sayısını çıkarıyoruz. Şimdi nokta yapımıza geri dönelim ve buradaki bağları inceleyelim. Soldaki bağ oluşturan elektronlardan birisinin azot atomuna ait olduğunu biliyoruz. Sağdaki bağ oluşturan elektronlardan birisini azot, diğerinde hidrojen alıyor. Aynı şey buradaki azot-hidrojen bağı için geçerli. Bir elektron azot, diğeri hidrojen alır. O zaman çizimimizdeki azotun etrafında kaç tane elektron var? Hadi bunları sayalım. 1, 2, 3 ve ortaklanmamış elektron çiftinden gelenlerle birlikte 4 ve 5. Yani çizimimizdeki azotun çevresinde toplam 5 değerlik elektronu var. O zaman 5 eksi 5'ten sonuç 0 olur. Azot atomunun formal yükü 0'mış. Bunu şimdi tekrar çizeyim azotumuz, iki hidrojenimiz ve ortaklanmamış bir elektron çifti. Azotun formal yükünün sıfıra eşit olduğunu bulduk. Dolayısıyla burada belirli bir örüntü ortaya çıkıyor. Azotun 3 bağ yaptığını görüyoruz. 1, 2 ve 3. Bir de ortaklanmamış elektron çifti var. İşte bu durumda azotun formal yükü sıfıra eşittir. Bu tekrarlayan örüntüyü yazalım. Azot'ta 3 bağ ve 1 ortaklanmamış elektron çifti olduğunda formal yük 0'dır. Bu ortaklanmamış elektron çifti bazen çizilmez ve onun yerine şöyle bir şey çizilir ve azotun formal yükünün 0 olduğu söylenir. İşte bu bilgiler ışığında biz de azotun ortaklanmamış elektron çifti olduğunu varsayabiliriz. Dolayısıyla aynı molekül farklı bir şekilde gösterilebilir ve belirtilmeyen ortaklanmamış elektron çiftinin var olduğunu bilmemiz gerekir. Şimdi azotun formal yükünün sıfır olduğu başka örnekleri inceleyelim. Soldaki örnekle başlayalım. Buradaki azot atomuna baktığımız zaman formal yükünün sıfır olduğunu biliyoruz. Şimdi kaç tane bağ olduğuna bakalım. Bunun için kırmızı renk kullanalım. Burada 1, 2 ve 3 bağ var. 3 bağ varsa ve formal yük 0'sa azot atomuna ait ortaklanmamış bir elektron çifti olması gerektiğini biliyoruz. Hemen bu elektron çiftini çiziyorum. Şimdi de sağ taraftaki örneği inceleyelim. Azotun formal yükünün 0 olduğunu varsayarak toplam bağ sayısını bulalım. 1, 2 ve 3. 3 bağımız var ve buna ek olarak ortaklanmamış bir elektron çiftine ihtiyacımız var. Eğer ortaklanmamış elektron çiftini göstermek istersek bu şekilde belirtebiliriz. Azot atomunun etrafındaki elektronlarla oktete ulaştığını görüyor musunuz? İşte şurada 2 4 6 ve 8. Yani azot oktete ulaşmış. Daha önce de dediğim gibi ortaklanmamış elektron çiftini çizmek için zaman harcamak istemeyebiliriz. O yüzden aynı yapıyı şu şekilde de çizebiliriz. Şimdi de aşağıdaki azotun formal yükünü belirleyelim. Önce elektronlarımızı çizelim. Her bağ iki elektrondan oluşur. Onları da buraya çizelim. Şimdi azotun formal yükünü hesaplayayım. Azotun sahip olması gereken değerlik elektron sayısı 5. Bu sayıdan çizimimizdeki azotun değerlik elektron sayısını çıkarıyoruz. Hemen çizime bakalım. Bu bağlardaki elektronlardan birisi hidrojene, diğeri ise azota aittir ve çizimin tümünde bu durum geçerli. O zaman azotun etrafında toplam 4 elektron var. Yani 1, 2, 3 ve 4. Dolayısıyla 5-4'ten azotun formal yükünü artı 1 buluruz. Bu durumda azot bir değerlik elektronunu kaybetmiş gibidir değil mi? 5 olması gerekirken burada etrafında 4 elektron var yani değerlik elektronlarından birisini kaybetmiş ve formal yükü artı 1. Yeniden çiziyorum. Ortada bir azot var ve 4 hidrojenle bağ yapmış. Formal yükü ise artı 1. Bunun amonyum iyonu olduğunu fark etmişsinizdir ve yine formal yükü artı 1. Yani farklı bir örüntümüz daha ortaya çıktı. 1, 2, 3, 4 bağ ve 0 ortaklanmamış elektron çifti. Yani azot 4 bağ yapmışsa ve sıfır ortaklanmamış elektron çiftine sahipse formal yükü artı 1'dir. O zaman azotun formal yükünün artı 1 olduğu örneklere bakalım. Soldaki örnekte gördüğümüz gibi azotun 4 bağ var ve ortaklanmamış elektron çifti yok. Demek ki buradaki formal yük artı 1 olacak. Sağ taraftaki örnek için de aynısı geçerli. 1, 2, 3, 4 bağ var ve ortaklanmamış elektron çifti yok. Demek ki buradaki formal yük de artı 1. Son olarak formal yükünü belirlememiz gereken bir azotumuz daha var. Önce bağ elektronlarını çizelim. Burada 2, burada da 2 değerlik elektronu var. Buradaki azotun formal yükü nedir? Azotun sahip olması gereken değerlik elektronu sayısı bildiğimiz gibi 5'e eşit. Buraya 5 yazalım. Bu sayıdan çizimimizdeki azotun değerlik elektron sayısını çıkarıyoruz. Bu bağlardaki elektronlardan birini azota, diğerini ise diğer atoma paylaştırıyoruz. Ve şimdi azota ait 2 ortaklanmamış elektron çiftimiz var. Toplam elektronlar kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani azotun etrafında 6 elektron var. 5 eksi 6 bize eksi 1 değerini verir. Tekrar çizelim. 2 ortaklanmamış elektron çifti ve formal yük eksi 1. İstersek ortaklanmamış elektron çiftlerini çıkarıp azot, hidrojen ve eksi bir yükünü yazabilirim. Bu örüntülere bakarak azotun iki ortaklanmamış elektron çifti olduğunu tahmin edebiliriz. Örüntümüz neydi? Azot eksi bir formal yüklü ise iki bağ yapar ve iki ortaklanmamış elektron çiftine sahiptir. Evet, iki bağ ve iki ortaklanmamış elektron çifti varsa azotun formal yükü eksi bir. Şimdi bunun örneklerini inceleyelim. Buradaki azotun ortaklanmamış elektron çifti yok. Ancak formal yükünün eksi 1 olduğunu biliyoruz çünkü örnekte verilmiş. Peki kaç tane bağımız var? 1 ve 2. Burada ortaklanmamış elektron çiftleri çizilmemiş. Böyle kalabilir ya da çizebiliriz. Burada bir çift ve burada da yine bir çift ortaklanmamış elektron çifti var. Bu dizilimin azotu oktete ulaştırdığını fark ettiniz mi? Sağdaki için de aynı işlemi uygulayalım. Azotun formal yükünün eksi 1 olduğunu biliyoruz. O zaman 2 bağ ve 2 ortaklanmamış elektron çifti lazım. 2 bağ zaten var. Buradaki kurala uyuyor. O zaman bir de 2 ortaklanmamış elektron çiftinin olması lazım. Onları da hemen buraya çizebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.